Cüzeyriye Hazretleri 2. Bölüm Evliyanın Büyüklerinden 1480-1580 seneleri arasında 75 sene yaşadığı tahmin edilmektedir. Daha önce yaşadığı rivayeti de vardır. Kabri, Şırnağ'a bağlı Cizre'de Kırmızı Medrese'dedir. Lakabı Nişani'dir. Ahmet Cüzeyriye Hazretleri, ilim tahsiline alim ve fazıl bir zat olan babası Muhammed Efendi'den ders alarak başladı. Arabi ve Farisi'yi mükemmel bir şekilde öğrendi. Bundan sonra Diyarbakır, İmadiye ve Hakkari'de ilim tahsil etti. Doğu Anadolu'nun pek çok şehir ve kasabalarını gezip gördü. Tahsilini tamamlayarak Diyarbakır'da icazet, diploma aldı. Ubeydullah-ı Ahrar Hazretlerinin talebelerinden feyz alarak, tasavvufta Ahrariye yolunda kemale erdi. Ahmet Cüzeyri Hazretleri, Cizre emiri II. Şeref'in oğlu Emir İmadettin ile dosttu. Birbirlerine karşılıklı şiirler yazıp gönderirlerdi. Karşılıklı yazdıkları bu şiirler, Molla dedi, Emir dedi manasında, Guften Molla, Guften Emir adlı kitapta toplanmıştır. Emir İmadeddin ile Ahmet Cüzeyri Hazretleri arasındaki yakınlık, mezarda da devam etmiş, vefat edince ikisi de Kırmızı Medrese'de aynı kubbe altına defnedilmişlerdir. Ahmet Cüzeyri Hazretleri, sevenlerine yaptıkları sohbetlerde buyurdular ki, Ebu Said-i Harras Hazretleri, iblisi rüyada gördü. Ona vurmak için eline bir sopa aldı. Fakat gâibten bir ses, o sopadan korkmaz, kalpte bulunan marifet nurundan korkar dedi. Ebu Said-i Harras Hazretleri, iblise seslenip, beri gel dedi. İblis, gelip de ne yapayım? Zira siz halkı kandırmak için kullandığım şeyi içinizden çıkarıp atmış bulunuyorsunuz diye cevap verdi. Ebu Said Hazretleri, bu şey nedir diye sorunca, İblis, dünyadır dedi. Ve devam ederek, ey Ebu Said, ben sopadan korkmam. Ben ancak, Arif'in kalbinin semasından doğan, marifet güneşinin ışıklarından korkarım dedi ve yanından ayrıldı. Ebu Said-i Harras Hazretleri, bir sohbeti sırasında, firaset sahibiyle ilgili olarak buyurdu ki, Firasetin nuru ile bakan, Cenab-ı Hakk'ın nuru ile bakmıştır. Firaset sahibinin ilminin aslı ve menbaı, sehiv, yanılma ve gaflet bahis konusu olmaksızın Hak'tır. Daha doğrusu firaset, kulun diliyle söylenen Cenab-ı Hakk'ın hükmüdür. Sadık kul, daha amel etmeden, halis kul, amel edince amelin tadını alır. Şu dört şeyi, dört yerde sarf edersen, cenneti kazanırsın. Uykuyu kabirde, rahatı sırat köprüsünde, iftiharı ve övünmeyi mizanda, nefsin arzularını cennette. Ey insanlar! Şu üç şeyi seviyorsanız, biliniz ki onlar sizlerin değildir. Nefsinizi ve canınızı seviyorsanız, onlar Allahü Teala'nındır. Malınızı seviyorsanız, onlar da varislerinizindir. Alimlere ve evliyaya karşı çok hürmet gösteren Ebu Türab-ı Nahşebi Hazretleri buyurdu ki, Allahü Teala kimi felakete düşürmek isterse, ona alimlerin ve evliyanın aleyhinde bulunma hasretini verir. Alim olan, karşısındakinin anlayışına göre konuşur. Ebu Türab-ı Nahşebi Hazretleri, haramlardan ve şüphelilerden şiddetle kaçınırdı. Bu hususta buyurdu ki, kul bütün gücüyle günahlardan uzaklaştığı zaman, Allahü Teala'nın yardımı, ihsanı her tarafını kaplar. Kalbin günahlar ile kararmasının alameti üçtür. Birincisi günah işlemekten korkmamak. İkincisi ibadetlerde gevşeklik. Üçüncüsü de vaaz ve nasihatlerin ona tesir etmemesidir. Ebu Türab-ı Nahşebi Hazretleri, tevekkülle ilgili olarak buyurdu ki, tevekkül,
kendini kulluk denizine atıp kalbini Allahü Teala'ya bağlamaktır. Verirse şükretmeli, vermezse sabretmelidir. Senin bize ihtiyacın yok mu diye soranlara, Allahü Teala'ya muhtaç iken size ve sizin gibilere nasıl ihtiyacım olur? Fakirin bulduğu şey gıdası, mahrem yerini örten şey ise elbisesidir. Kanaat, Hak Teâlâ'dan gıda ve güç almaktır. Hakiki zenginlik, dengin olan bir kimseye muhtaç olmaman, hakiki fakirlikse dengine muhtaç olmandır. Hac yolculuğu sırasında beraberinde bulunan Ebu Abbas Rakki şöyle anlattı. Mekke-i Mükerreme yolunda Ebu Türab Nahşebi Hazretleri ile beraber gidiyorduk. Talebelerinden birisi ondan su istedi. Ebu Türab Hazretleri ayağını yere vurunca bir pınar kaynadı. Birisi ben bardakla içmek istiyorum dedi. Ebu Türab Hazretleri elini toprağa vurdu. Ona beyaz camdan bir bardak verdi. Bu bardak gördüğüm bardakların en güzeliydi. Hepimiz aynı bardakla su içtik. Mekke-i Mükerreme'ye kadar o bardak yanımızdaydı. Bir gün Ebu Türab Hazretleri bana Allahü Teala'nın kullarına ikramda bulunduğu bu işler ve kerametler hakkında talebelerin ne diyor diye sordu. Ben de hepsinin bunlara inandığını ve kabul ettiklerini söyledim. Bunun üzerine Ebu Türab Hazretleri, ben sana ahval bakımından sordum. Sen ise onların o mevzuda hiçbir sözünü söylemedin. Senin talebelerin, bu hallerin Allahü Teala'nın onlara mekri ilahisi olduğunu söylüyorlar. Halbuki durum onların dediği gibi değildir. Şayet bu hallere meyil duyulur, onlar arzu edilirse mekri ilahi olur. Fakat böyle bir istek olmadan böyle haller zuhur ederse bu Rabbanilerin mertebesidir buyurdu. Ebu Türab Hazretlerinin bu sözündeki önemli olan husus şudur. Kerametler ve keşifler yalnız ona rağbet duyan, o hallerin kendisinde zuhur etmesini arzu eden kimseler içindir. O kimsenin bütün maksadı ve arzusu bu kerametler olur. Bir kısım kimseler kerametlere itibarda o kadar ileri gittiler ki bu sebeple manevi ihsanlardan mahrum kaldılar. Bazıları ise bunlara meyletmediler. Doğru olan Ebu Türab Hazretlerinin kerametlere meyletmenin, onları arzu etmenin noksanlık olduğunu anlatmak istediği sözdür. Hiçbir arifin inkar etmediği husus, arif olanın keramete arzu ve meyil duymamasıdır. Onun maksadı ve arzusu keramet değildir. Keramet, ariflerin yolunda meydana gelir. Arzusu, hedefi ve matlubu bu olan kimse aldanmıştır ve helâke gider. Böyle kimse arzu ettiği kerametlere de ulaşamaz. Kerametlere sadece isteği ve maksadı keramet olmayan kimseler kavuşur. Ebu Übeyd Hazretlerinin rivayet ettiği hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, hepiniz bir sürünün çobanı gibisiniz. Çoban sürüsünü koruduğu gibi, siz de evlerinizde ve emirleriniz altında olanları cehennemden korumalısınız. Onlara Müslümanlığı öğretmelisiniz. Öğretmez iseniz mes'ul olacaksınız. Zekatını ödemeyen her büyük mal sahibi zengin kişi, elbette kıyamet günü kendisiyle sahip olduğu mal artmış olarak getirilecektir. O hazine levhalar haline getirilip ateşte kızdırılacak ve sahibinin alın, sırt ve yanları bununla yakılacaktır. Bu azap gün boyunca ve Allah'ın kulları arasında hükmüne kadar sürecektir. Levhalar soğudukça tekrar kızdırılır. Daha sonra da bu kimse cennet veya cehenneme giden yolu görecektir. Ebu Ubeyd Hazretleri buyurdu ki, zekat vaktinden evvel verilebilir. Verilince sahibini mesuliyetten kurtarır. Halbuki namaz ancak vakit girdikten sonra eda edilebilir. Namaz Allahü Teala'ya ait bir hak olarak
kullar ile Allah arasında olan bir farzdır. Zekat ise Allahü Teala'nın fakirlerin bir hakkı olarak zenginlerin mallarında farz kıldığı bir vecibedir. Kişinin nafakasından sorumlu olduğu kimseler aile ve çocuklarıdır. İhtiyaç içinde olurlarsa anne ve baba da bunlara dahildir. Ebu'l Hüseyin Nuri Hazretleri Bağdat'ta yaptığı nasihatlarla insanların dünya ve ahirette saadete kavuşmaları için çalıştı. Sonra Mısır'a gitti. Mısır'a varınca kendisinden nasihat etmesini istediklerinde kim yaptığı işlerde Allahü Teala'nın rızasını gözetmezse hallerinde Allahü Teala'yı göremez. Kim Allahü Teala'nın kendisini daima bildiğini ve gördüğünü düşünmezse Allahü Teala da ona rahmet nazarıyla bakmaz buyurdu. Ebu'l Hüseyin Hazretleri zayıf ve halsiz bir ihtiyara kırbaç vurulduğunu, o haline rağmen ihtiyarın sabrettiğini gördü. Bu kadar halsiz ve güçsüz olmanıza rağmen nasıl bu kadar ezaya sabredebiliyorsunuz diye sordu. İhtiyar, evladım, belaya sabretmek ve tahammül etmek beden ile değil, himmet iledir dedi. Hazreti Nuri, peki sabır nedir deyince ihtiyar, sabır, bela geldiği zamanki halin ile bela gittiği zamanki halin eşit olmasıdır dedi. Ebu'l Hüseyin Hazretleri buyurdu ki, Allahü Teala bütün kalplere nazar kıldı. Kendisini görmeye Muhammed aleyhisselamın kalbinden daha şevk ve ihtiyaç duyan bir kalp bulmadı. O sebeple Allahü Teala'yı görme ve onunla konuşma halini çabuklaştırmak için kendisine miracı nasip eyledi. İnsan, mahlukları, eşyayı görmekle değil, bunları görünce bunları yaratan zatın büyüklüğünü düşünmekle huzur bulur. Dünya, Allahü Teala'nın dinine hizmet, ahiret ise Allahü Teala'ya kurbet, yakınlık yeridir. Alimin ölümü büyük bir musibettir. Şeytan ve onun yardımcıları Allahü Teala'nın ve Müslümanların düşmanlarıdır. Şeytan ve yardımcıları Müslümanlar için birçok fitneler hazırlarlar. Maksatlarına erişebilmek için alimlerin yok olmasını beklerler. Çünkü alim onların batıl işlerine ve yardımcılarına mani olmaktadır. Bir kısım insanlar şöhrete yapıştılar. Kendilerinden bahsedilmeyi arzu ettiler. Halbuki onlardan önce de işledikleri bid'atlerle şöhrete kavuşanlar oldu. Fakat hayır yolunda, doğru yolda tabi olmak, şer, kötü işlerde başkan olmaktan daha hayırlıdır. Abdullah bin Mesud Hazretleri buyurdu ki, Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesine tabi olunuz. Bid'atleri yapmayınız. Her bid'at dalalettir, sapıklıktır. İbni Ömer Hazretleri, insanlar güzel görse bile her bid'at dalalettir buyurdu. Ebu Musa Hazretleri, Allahü Teala'nın ilim verdiği kimse onu insanlara öğretsin. Fakat bilmediği şeyi söylemekten sakınsın. Yoksa kendisini ilgilendirmeyen bir şeye karışmış olur, dinden çıkar buyurdu. Hamdun-u Kassar Hazretlerinin kendisine sordular ki, eski büyüklerin sözleri bizim sözlerimizden daha tesirliydi. Bunun hikmeti nedir? Cevabında buyurdu ki, onlar Allahü Teala'nın rızası, İslamiyetin izzeti, yükselmesi ve nefslerinden kurtulmaları için konuşurlardı. Biz ise nefsimiz için dünyalık ele geçirmek ve insanlar tarafından kabul görmek için konuşuyoruz. Böyle olunca elbette sözlerimiz kimseye tesir etmez. Kendisinden nasihat isteyen bir kimseye dünya için hiçbir şeye kızma buyurdu. Buyurdu ki, kim kendi nefsini Firavun'un nefsinden daha hayırlı zannederse, kibirli olduğunu göstermiş olur. Geçmiş büyüklerin ahlak ve yaşayışlarını inceleyen
kendi kusurlarını anlar ve büyüklerden geri kalma sebeplerini öğrenir. Eshab-ı kiramın, selef-i salihinin, velilerin hayat hikayelerini okumak, iyi huylu olmaya sebep olur. Kendinde bulunduğu zaman gizli kalmasını istediğin bir şeyi, başka birinde görürsen, ifşa etme. Bir sarhoşla karşılaşırsan, ona buğz etme, kötü söyleme. Çünkü o duruma sen de düşebilirsin. Cömertlik kadar güzel, cimrilik kadar çirkin bir huy bilmiyorum. Söz öyle olmalı ki, tekrar etmeye lüzum kalmamalı. Tesirini hemen göstermelidir. Dostlar arasındaki ülfetin, yakınlığın kalkması, dünya sevgisindendir. İçinden çıkamadığınız mevzularda, alimlere gidip sorunuz. Onlardan istifade edebilmeniz için, kendinizi hiç kabul edip, cahil olduğunuzu söyleyerek, samimiyet, tertemiz bir kalp ve edep ile gitmeniz lazımdır. Alim, ilmi, onunla amel etmek, ilme uymak için öğrenir. Sözü dinlenilen ve yaşayışı büyüklerin yaşayışına uygun olan kimsedir. Alimler, huşu sahibidirler. Süsleri vera ve takva, sözleri Allahü Teala'yı zikir ve onun emir ve yasaklarını insanlara bildirmek, susmaları Allahü Teala'nın nimetlerini tefekkürdür. İnsanlara çok nasihat ederler. İnsanların ayıplarını yüzlerine vurmazlar. Allahü Teala'dan başka her şeyden yüz çevirirler. Hepsi ahirete yarayan işlerle meşgul olurlar. Kulun Rabbini unutup, onun rızasını aramayı bırakıp, nefsinin esiri olmasıdır. Dünya için süslenen, kendisine bir fayda ve zarar vermeye gücü yetmeyen kimselere, insanlara karşı gösteriş yapmasıdır. Böyle kimseden daha aşağı kimse yoktur. Dünyayı gözünde küçültmezsen, dünya ehli gözünde küçülmez. İnsan gücü yettiği kadar kendi kusurlarını görmeye çalışırsa, kendini beğenme belasından kurtulur. Büyüklerden bir zata, tevekkül nedir diye sorulunca, 10.000 dinar paran olsa, 1 dinar da borcun olsa, bu borcun üzerinde kalmasından ölmeden önce emin olmamandır. Aynı şekilde, 10.000 dinar borcun olsa, bunu ödeyecek hiçbir şeyde bırakmasan, Allahü Teala'nın o borcunu ödeyecek bir vesile vermesinden ümit kesmemendir, buyurmuştur. Eğer kulun başına bir bela gelecekse, bunun alameti, kalbin Allahü Teala'yı anmamaya başlamasıdır. Artık kalp bundan sonra gaflete dalar. İlim sahipleri Allahü Teala'dan daha çok korkar. Zühd insanın kalbini dünya sıkıntılarından uzak tutar. Allahü Teala'nın yüceliğini ve büyüklüğünü tanımak tövbe etmeyi temin eder. Her şeyin bir cevheri, özü vardır. İnsanın da cevheri akıldır. Aklın cevheri sabırdır. Kim Allahü Teala'nın verdiği nimetlere şükretmezse o nimetin elinden alınmasını istemiş olur. Gayretini başkasının ayıplarını aramakta değil, kendi nefsini ıslah etmek için harca. Allahü Teala'nın senin için murad ettiğine, dilediğine razı ol. Abdullah bin Mesud Hazretleri şöyle buyurur: Allahü Teala'nın senin hakkında yaptığı taksimine razı ol. Böylece insanların en zengini olursun. Allahü Teala'nın haram kıldığı şeylerden uzaklaş. Onları yapma. Böylece günahlardan en çok sakınan bir kimse olursun. Allahü Teala'nın emirlerini yerine getir. İnsanların en abidi olursun. Halini Allahü Teala'ya arz et. Sadece ondan yardım iste. Halini insanlara şikayet etme. Kul için en doğru yol ilimle amel etmek, Allahü Teala'nın korkusuyla haramlardan sakınmaktır. Günahla nefsini yad etme, günahta ısrar etme. Fakirlik zamanında
Allahü Teala'ya sığın. Her halinde Allahü Teala'ya muhtaç ol ve onun her emrinde ona tevekkül et. Sana zulmedeni affet. Amelinle mağrur olmaktan sakındığın gibi ilimle gururlanmaktan sakın. Yakınının, fakirin ve komşunun hakkını gözet. Konuşmadan hoşlanmayanın yanında konuşma. Mazlum kardeşine yardım et. Zamanını iyi değerlendir. Günahlar gaflet getirir. Gaflet ise kalbin katılaşmasına sebep olur. Kalbin katılaşması insanı Allahü Teala'dan uzaklaştırır ve Allahü Teala'dan uzaklık ise cehenneme götürür. Dilin farzı ve vazifesi sükûnet ve öfke zamanlarında doğruluktan ayrılmamak, gizli ve açık, hiç kimseye eziyet etmemektir. Gözün farzı ve vazifesi haramlardan korunmaktır. Kulağın farzı ve vazifesi helal olmayan şeyleri dinlememektir. Lisanından sonra insanoğlu için en tehlikeli ağza kulağıdır. Çünkü kulak kalbin en büyük elçisidir. Fitne bataklığına en fazla dalan kulaktır. Burnun farzı ve vazifesi burun, kulak ve göze tabidir. Dinlemesi ve bakılması caiz olmayan bir şeyin koklanması da caiz değildir. Ellerin ve ayakların farzı ve vazifesi Allahü Teala tarafından haram kılınan şeylere uzanmaması ve başkalarının hakkından sakınmasıdır. Allahü Teala şefaatlerine nail eylesin. Amin.